Piyano Jewelry sunar. Size kaldan herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altun. Ve bugünkü konuğumuz Gonca Tosateri. Yaptım. Yine tanıtmıştı bizi değil mi? Kendini, aynen ben öyle. Ben de öyle. Ay ne unutulmaz ya. Gerçekten ölmüşlerin arkasından böyle anılmadan yemin ediyorum. Hazır mısın Fezi? Evet. Yani efsane video ve efsane konuk geri döndü. Çok hazırım, hakikaten çok hazırım. Yani o kadar özlemişim ki. Hem de böyle öyle böyle geri dönmedi. Evet. Vallahi yani. Billahi elim boş gelmedi, hamile geldim. Evet, iki kişiyi ağırlıyoruz. Biz dayı mı olacağız? Ben size demiştim çoklu kişilik, ben de çoklu kişilik. Yanlış anlamış ama değil mi? Anladım. Hoş geldin Gonca ve bu arada biz Gonca gebe olduğu için burada haberlerimizi de bulunduruyoruz. Ben çünkü gebe oldum. için yasak olan bütün kurabiyeleri alın. Peki. Yasak değil mi sana insanların? Yani bence size de yasak ama yine de yedim ve dişim mahvoldu. Orada beddualı susamlar fazla, var ama. Çok, ağzım çok böyle fazla. Bozmaz kendini. Susam oldum ben galiba. Bu arada Gonca'nın ilk bize geldiği bölümü sen yıllarca ağzından düşürmeyerek bizim en eğlendiğimiz bölüm efendim, evet, Gonca'dır. Dedim, hep dedim. Yani dedin hep, mi? Hep bunu evet söyledi. Yani bu soru sorulduğunda cevabı ilk Gonca Usta teriydi. Ben de ne yedin de böyle zayıf kaldın. Kazık bölümünü evet 50 kere seyredebilirim bu hayatta. Çok yani çok komik çünkü. Çok komik bir bölüm. Doğal çünkü yani. Bir küçük koysak mı oradan bir 10 saniye fırt. Ben bak, ne yedin de zayıfladın bu kadar? Bir bak kazık. Çevirecek miyiz? Ben başka bir şey. Evet. Hop, ya geldik. İnanılmaz. Baktık aynen da geldik mi? Baktık da geldik. Şimdi böyle bak. Evet, karayollarından aldım. Ben hep o haberlerde o tükrük bezi sesiyle değil mi? Her evet haber bittikten sonra evet bu haber de içimizin anasını belledikten sonra öbür haberi geçiyoruz. Bir de bir tane kız var ya böyle gülmekten sunamıyor. Acarlar inşaatın diye. Acayip inşaatın 30 gün içinde. Çok iyi. Çok iyi. diye böyle anlatıyor. Seni çok özlemişiz. İyi ki geldin. Çok da güzel bir şey de var aynı zamanda hayatında. Hem bebek bir de şimdi film var. Film ama bunların var, hepsini konuşacağız. Hepsini ne konuşacağız. Az sonra. Yanlış makyajdan sonra. Aşk olsun. Yanlış makyaj ya. Bu arada hani gelmişken bence hemen hediyemizi de takdim edelim. Ne dersin? Efendim, ana sponsorumuz Piyano Jewelry'nin sana özel hazırladığı bu güzel hediyeyi umarım beğenirsin. İnşallah beğenirsin. Beğenerek kullanırsın. Kullanarak da aslında sana da özel değil. Bir bakalım neymiş. Bir bak bakalım neymiş. Bak nasıl şaşırıyorsun şimdi. Tın 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 tın. Bir kalp atış buraya. Piyano'ya çok teşekkür ederim öncelikle. Ay. Bak, bu arada tamamen seni düşünerek hakikaten. Peki nedir kendisi? Kendisi ne bilir, bir baksın şimdi. Aman yok, gerçek mi yani? Tabii. Ha, gerçek altın ve sertifikası var tabii ki. Bunu zaten artık vermeye gerek yok. Aman. Ya biz annesi. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada içinde küçük bir not da iliştirmişler diye hatırlıyorum. Bakalım. Allah'ım. Bakalım ne yazmışlar. Sağlıkla dünyaya gelmesi dileklerimizle. Ay, çok teşekkür ederim. Ya. Ne kadar zarifsiniz. Piyano veri cılgı. Ve gerçek altın olduğunun da burada sertifikası var. Her şeyi gördüğün gibi orada. Baksana evet işte evet, nazarlıksa nazarlık. Bak, bu kadar tatlı bu ve pembe olmasın. Bu sertifikanın ne kadar önemli olduğunu programdan söyledik. Başka bir çok çok sevdiğim böyle duayen ünlü çok sevdiğim biri. Eşine ben böyle bir hediye böyle Bodrum gibi bir yerdeyiz yani. Aa dedim, bilmem ne abla doğum gününüz için dedim, hani size böyle böyle bir şey aldım dedim. Aa canım dedi, çok teşekkür ederim dedi. Ne zahmet ettin de aldın dedi. Ben uzun zamandır dedi böyle güzel hediye almamıştım dedi. Bir sürü soru bakmam. Selin o arıyor yani. Ben aldım mı almışım acaba diye. İşlemedi bir tek. Ben de böyle yaptım. Aa canım altın da değil ya dedi bana dönüp. Ah. O yüzden şu sertifikana gerçekten o kadar önemli bir çok şey ki. Çok önemli. Gerçekten anladın çok önemli. Önce bunu vereceksin, önce arkadan vereceksin. Tabii. Tamam neyse. O yüzden. Bu muhabbet başka yere doğru gitmeden. Evet. Piyanoya tekrar bakalım teşekkürlerimizi çok sunalım. Teşekkür ederim. Bir daha da bu programa gelme. Vallahi çok güzel tamam, bir şey. Şu ekonomik krizde en doğru hediye biliyor musun? Kesinlikle ben öyle. O yüzden iki kere konuk çıktım galiba. Doğru, bu ikinci oldu. Güzel, bir kere daha çıkarsam ben evi bitti takside girerim arkadaşlar. Morgan içkiden şeyi, aidatı da her türlü yaparım ödenecek şekilde. Yaparım. Gibi hayat yapıyoruz aşkım. Peki Gonca'yı ne makyajı yapacağız? Anne makyajı yapacağız. Anne o. Ölünce bilinmez. Bir şey söyleyeceğim. Kilise duası barok sesle nasıl bu şarkıyı söyleyebiliyorsunuz? Böyle bir şarkı var, sana özel gösteririz sonra. Anne o. Anne o. Sana özel gösteririz sonra. Bendeniz şeyi bu değil mi? Tam dans. Evet. Hanım, buyurdu. Buyurdu. Hanım, hanım.
Yani ya hiç. İnanılmaz. İkiniz birden söylediniz. Çok güzel oldu. Ha, buradan Deniz Çelik'e de sevgili Deniz Çelik miydi soyadı? Ben yanlış. Sarıp seleme şımarın. Yeter. Geçer. Çocuk o kız var ya şey yapan. Ev arkadaşını çekiyor. Evet, aynen. Don Julius Slater is back. Gelmişiz buna. Don Julius Slater efekti. Ben böyle minik minimal bir makyaj yapalım. Minimal bir, minimal bir. Hadi inşallah. Salak. Geçen sefer ışığın az izlediğini oraya tutarlar. Abi bu kendi olanlar da kim yani? Güzel böyle devamlı. 5 dakikada 7 kişi olanlar evet, ya? Biz çok şanslıyız abi. Gerçekten ya. Vallahi ömürleri çok şanslıyız. Ömürleri boyunca kendileri oluyor insanlar. Biraz yapmacık ol. Biraz el alemi taklit et. Doğru. Biraz kim doğa onlar? Yani işte bizler gibi insanlar ha, yani. Biraz okay. Böyle 2 dakikada bendeniz. Hop bir sizin aksa oradan sonra arayacağı. Yani çünkü saçın benleri etti. Gerçekten. Abi ben de hamileyim de ondan dermiş bu. Topluyor gerçekten. Artık, yok yok bayağı uzadı. Yeni bir dünyaya galiba. Başka bir şey yapamadım şu anda. Çok kötü bir dönemde. Çok güzel olmuş ara bir boyda. Bilirsin sen. Bu şeyin saçıdır biliyorsun değil mi? O kızını ilkokula böyle isteksiz gönderen sabah anne kalkan saçıyı. Anne saçı yani. Anne. Tamam, ya. Okuyacağı kadarını alayım. Işık ılık süt iç kadarını alayım. Gelsin. Allah onun harfinin belasını versin. Nasıl onu üretti? Işık ılık süt iç. Ne kadar Işık ılık süt iç. Siz şu an çocuklara deneme sınavı yapıyorlarmış biliyor musun? Ne? İkinci ne? Sınıfta. O süt ılık mı? Yani deneme sınavı yapıyorlarmış. Daha durun bismillah ya yolun başında ilkokul 2'deki çocuğa deneme sınavı mı yapıyorlar Allah aşkına? Çok doğru. Benim yani... ilk okuduğum cümle Turgut Özal öldüydü. Ondan sonra hiç sevinç haber okumadım arkadaşlar. Show TV'de bir de kanal verdi. Evet, şey vardı son dakika. Son dakika. Şey yapmıştı. Ben de orada. İnanılmaz. Gerçekten. Allah canımı alsın. Sen de mi 86'lısın? Telefonunu keşke kıssaydım bir arkadaşım be. Ben de 86'lıyım aşkım. O zaman aynı haberi okuduk tabii ki. Aç bakalım. Aç kimmiş? Alo. Alo Cafer. Dizisi var. Merhaba. Cafer alo. Kare aşkım falan filan bir şeyler. Kare kare mi? Kare kare aşkım bir şey vardı. Feray senin ekibinden biri galiba. Çekimdeydik şu an. Rica ederim. Rica ederim. Doğal bir program oluyor. Görüyor musun seyirciler? Görüyor musunuz? Aynen devam ediyoruz şu anda. Feray bir şey de versene. Feray geldi. Feray mı yoksa Feray Tan Yolaç mı geldi? Hiç fikrim yok. Ferrari mi ne Ferrari'si? Ferrari değil. Yok Feray yemin efendim. Feray'ı satan Bilge geldi. Eyvah. Eyvah. Onun bir tane şey var. Bize hoş geldiniz diye o zaman. Böyle bağlayayım bari. Nasıl bağladın biraz? Cenazemize hoş geldiniz. Şu sökük dişini bir an önce yaptım. Şundan daha güzel güldüğünü gösterseydi. diye. İçinden testere serisinin ilk beşi çıkıyor adamı gülerken. Çok güzel, çok güzel gülüyor. O gülüyor ben daha çok mesela yapasım geliyor, espri yapasım geliyor aşkım. Bak susuyorum bundan sonra gülmüyorum. Sakın. Sakın arkadaşım. Yok yok bizim buralarda hiç iş yok da biz seni çekemiyoruz. Biz sadece ön dört. Cenazemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kulak kötü bir giriş yaptım farkındasın. De bana doğru yaptık yani bu rezilliği benim suratımda göre. Bu şerifsizliği ben de görelim istedim. Diye yaptı. Şu filmi anlat ya. Filmi anlatayım. Filmi geçen sene efendime söyleyeyim. Mayıs ayında mı? Yazdık bitirdik. Ondan sonra geçen sene zaten böyle bütün memleket çek hani hızlı geçiyorum buraya çok fazla şeyde. Böyle trajik bir yıl olduğundan dolayı ben de bir film yapıp böyle galamız ama işte bilmem ne çok şey geçişlerimi yapamıyorum ben hani. Evet çok ağladık ama hayatta böyle şeyler de oluyor. Hadi devam edelim. Show must go on yok bende. Ben hayat durur mesela. İşte babam öldü sahneye çıktım ben çıkmam. Seyirciye çıkarım der mi? Benim cenazem var. Haftaya gelirsiniz derim yani. Ben biraz öyle bir tipim. O yüzden de çok iş bulamıyorum falan. Çünkü onun için gelmiş. Kafesi bitti. Benim programımda mı sen rezil olduk diye devam edin. Seçkine bakıyorum. Neden böyle bir görünce hayır, bakışı aşkım. Var? Ben dişin. Sana çok hayranım. Ve dişim gelir gelmez dişimi aşağıladığım için daha da fazla ağzımı açmak istemiyorum. Sökük dişini bir an önce yaptım. Şundan daha güzel güldüğünü gösterseydi.
diye. Yani sen konuş, ben güleceğim, eğleneceğim. Hayatım ne yapayım şunun ağzıyla ya. Beni bıraktın ya. Hayır aşkım, ben seni dinliyorum. Bunu porselen daha pahalı ama belli bunun. O tabii Eyüp Çelik dermiş. Laminale ne kadar ağzıyla. Valla yemin ederim, sonra dedim ki ben artık böyle bir şey level'ına geçeyim dedim kendi hayatımda. Yani eğer becerebileceksem, şu hayal ettiğim meseleleri, dersimi çalışabileceksem, hakikaten bunda şey değil, eğitimini aldım, belli ki yapıyorum bu işi falan değil. Bildiğin abi ben böyle sinemayla ilgili, hani işte sinemada oyunculuk, sinema tarihi, sinema bayağı böyle yemin ediyorum sinema 101. Senaryo nasıl yazılır? Senaryo nasıl okunur? Senaryo bilmem ne. Çünkü birine gidip yani bu oyunculuk, bunu çok iyi biliyorsunuz yani bu makyaj mevzusundaki artistlikle, oyunculuk mevzusundaki artistlikten o hocayı, çok maalesef bir cümle kuruyorum yani, seçen bir öğrenciyim ben. Yani içimin ısınmadığı bir hocadan boşver ya ben ne söylediğine bakarım diyen bir kız olmadım yani. Sonra dedim ki birkaç tane kutsal isim var cebimde. Bir de ben böyle okuyayım boş gitmeyeyim. Ve dedim ki yani okuyayım boş gitmeyeyim. O yüzden de dedim böyle güzel bir eğitim falan filan. Abi aylar geçti. Doğacan'la tanıştık. Biz bu senaryoyu birlikte yazdım arkadaşım. Doğacan tabii ki sinema mezunu ve bir mühendis. Yani bu konuda bir şey yani çocuk. Ben dedim ki herhalde hikaye yazarım. Doğacan bunun kıçını başını falan dürter. Bana söyler, şöyle yaparız, böyle yaparız. Biz gerçekten birlikte mesai saatli üretmeye başladık. Bayağı öyle çalıştınız. Evet evet. Çok iyi. Ondan sonra gittik abi, biz böyle çalıştık ettik ve yarıla yarıla yazmaya başladık. Çünkü bunun hikayesini ben zaten Fatih Aksoy'la konuşurken bir akşam, çok da böyle şey bir akşamdı yani, böyle aileleri konuştuğumuz, aynen böyle dertleştiğimiz, ağlanacak hallere güldüğümüz dertleşme, ailelerin taklitini yapmak. Tabii yani böyle yani ailedeki anılar daha samimiyetsizdir de sen anlatınca masa daha samimi olur yani, o anladım. Kadar aileden çekmişsin. Ondan sonra, bu arada ben Ankara'dan geldim. Gerçekten terli merli değilim. Aşkım değil mi? Bak, o kadar tahayyansın aslında. Saçma sapan konuşma oldu. Ankara'dan geldi. Ankara'dan geldi sonra uçaktan. Sonra bir provası vardı. Atladım. Onu yaptı ve buraya geldi. Ne geldim ya şeyim, Başak Burcu olarak da... Aşkım tertemizsin. Yani tamam. Ne, başımızın üstünde yerim var senin ya. Gerçekten. Allah aşkına Allah'tan ya. Ondan kokmuyor demek ki. Çünkü farkında olsun. Biz kokuyor muyuz? Siz hep yani hep Allah'ım bakar mısınız şunlara ya? Ya şu makyaj malzemesi olan adamın kokmayacağı belli ya. Bence burada bir şartlı tahliye var. Şartlı refleks dedi. Ya ürünün tahliye. Burada kesinlikle bir şartlı tahliye var. Makyaj malzemesi temiz davranan kendine nasıl davranır diye düşünüyorsun. Çünkü. Sen sonra yazdınız filmi. Ondan sonra filmi yazdık. Siz falan. İki kişi mi yazmış oldunuz yani filmi? Tabii biz böyle masaların üstüne ben çıka çıka anlata o tip öyle çok falan. Çok isterdim. Onun backstage'i var mı? Var. Peki bütün oyuncaklara sen mi karar verdin? Ben yazdım verdi? Ve evet senaryo yazmak hiç hikaye değil falan demem yani. Gayet güzel sıçtığım batırdığım yerler var. Gayet güzel Doğacan'la tekrar baktığımız, istişare ettiğimiz, sıfır ego tartıştığımız, Doğacan hayır bu espri dursun yok gitsin falan deyip 5 dakika küs oturduğumuz anlar var falan. Tam böyle bir ekip işi yani. Çünkü tek başınalık çok salak bir sorumluluk geliyor bana, ama bana yani ben yapamam ben tek başıma. Yani ben tek başıma geldim. Ben de düşünsene Allah beni yaratmış. Kolektifi bilincinin içine koymuş. Ben de bir şey diyeceğim. Biraz yalnız kalmak istiyorum falan. Ben de değilim o. Ben değilim bu yani. Anladın mı? Beni kal. Bu arada o sıkılgan kul tavrım beğendim ya. Yani ne yapsam ben şey gibi. Ben senin fan gibi olduğum için. Yapamam yani, anladın mı? Benim çocuğum bile şu anda içeride kendi hortumunu tutmuş sallıyor yani, anladın mı? Biz kesin öyledir bu arada, kesin öyledir. Sıkılıyoruz yani, anladın doğru. mı? O kadar merak ediyorum. Böyle sallıyor ve dedim ki çocuğumu ultrasonda ilk defa herkes el kol ölçümünü yaparken biz anlam mekanizmasını ölçtük. Yani çocuk anlam vermeye çalışıyor bu konuda. Dedim bakın, böyle ben şey mi yaptın? Nasıl gelecek yani bu dünyaya geleceğim de. Tek başına olmaz çünkü Feze. Dünya kalabalıkken, aşkım, ekipken evet. Çok güzel. Abi bir baktık biz 1,5 ay sonra senaryoyu bitirdik. Bunun üstüne bir 2 ay daha böyle revizyonlarımız sürdü. Daha da böyle manyak manyak espriler, anlar ama en gerçekli şeyler olsun falan diye. Neticede şunu yapmaya çalıştık. Aklımda ilk çıkan şey şuydu. Kız nişanlanacak. Ailesinin, büyük babaannesinin, beni nasıl Atike babaannem büyüttü, hani büyük babaannesinin evine gider, büyük babaanne ölür. Fakat küçük bir yer olduğu için Hendek, bizim memleketimiz de Hendek yani. Bu da yaşanmış şeyler var tabii.
Böyle küçük yerlerde cenaze dolabı getirilir belediye, ücretsiz bir hizmet yani. Cenaze dolabı eve gelir. Ölü hani şey? Aynen yıkanır, cenaze dolabına konur. Ben şimdi onu hayatımda ilk defa görüyorum tabii küçüğümde. Ve bir gece boyunca o şeyle yani prize takılı bir dolap yani. Onun içinde olur. Ertesi günde gömersin hani doğası muhafaza. Ama küçük yerlerde öyle yapılır yani. Ya da mesela Karadeniz'de köylerde falan böyle yapılır. Çünkü hastane uzak, cenaze merkezi uzak. Cenaze bir gece evde morg gibi bekletildiği bir dolap mı bu yani? Böyle bir sistem var tabii. Sistem. Evet, aynen. Ben de ve ben bunu hiç bilmiyordum tabii. Vay. Sonra bu mevzu böyle hatırlayınca falan Google, internet falan girdik ve ben baktım ki dünyada böyle bir şey var. Bunu talep de edebiliyorsun. Hani böyle bir şey. Ben morga vermek istemiyorum. Böyle böyle olacak evinde falan diye. Istiyorum. Evimde olacak. Aynen. Gömülene kadar gömülene yanımda kadar dursun. Falan. Yani evde evinde. Evden çıkışını yapacağız gibi falan. Değişik. Neyse mi? O bir gün boyunca orada kalmak. Şimdi Melih Cevdet Anday'ın çok sevdiğim bir sözü var. Yani tabii ki bu bir duyguyla dalga geçmek değil aslında. Ama trajediyi abartırsan artık o komediye döner diye bir lafı var. Yani o kadar saat o trajediyle kalınca bir takım saçmalıklar gündeme gelmeye başladı evin içinde. Çünkü biz evin içinde vefat eden biri olduğunu unuttuk. Yani gibi oldu. Yani biri geldi onun üstüne bir laptop koydu. Öbürü geldi bir şeyler oldu falan filan. O bir çocuk dünyamda bir gözlem yani. Biri fişini çekti. Aa, dedi neyi unuttuğunu söyleyemeden bir daha geri taktı falan. O herkes o bir gecenin bitmesini bekledi yani aşk içinde. Zor da bir gece aynı zamanda tabii. Ve ama aradan 10 küsur yıl geçti yani. Şey yani. Bu kadar geçti. Sonra bir gün arkadaşımla konuşurken dedim ki ben aslında her cenazenin ve o cenazeye katılan insanların birbiriyle hiç konuşmadığı sırlar vardır. O da o gün asla gündeme gelmemesi gereken o karanlık komedidir. Yani o komik. Herkes onu bilir, duyar ama konuşmaz. Herkesin cenazesinde bir saçma sapanlık gerçekleşir. Bir organizasyon bozukluğu olur vesaire olur bilmem ne olur. O kızın nişanını o evde yapması ve o ailenin biraz çatlak bir aile olması, her bir karakterin aslında Türkiye'deki bazı hallerin temsili olması. Sen kimsin? Ben anlatacağım. Şöyle söyleyeyim, hemen anlatacağım. Tabii. Benimki çok güzel bir dosya çünkü. Tabii. Her biri dediğim gibi Türkiye'den bir hal ve bu cenaze olayını yaşıyorlar. Nişan için gittikleri evde. 14 kat. Orada geçirdikleri bir gece. Değişik bir konu. Yani o saçmalık. Kız erkek tarafı tanışacak, kız tarafı bilmem ne falan filan. Of. Her yerde nişan süsleri ama birden zamanda cenazeye dönüyor her şey. Ve o yüzden cenazemiz var, hoş geldiniz diyor bir karakter. Biz adını o yüzden koyduk yani. Çünkü ona dönüyor hayat. Ve bir şey vardır 20'li yaşlarda. Ben kızlardan daha çok biliyorum bunu. Şimdi bir 10-17 böyle 27 yaş arası 30'a kadar bir aileden utanma vardır. Yani böyle bir sürü şey olur. Mesela kız tarafı bir isteme olur falan. Ben kız arkadaşlarımda şeyi daha çok duyarım. Keşke babam dişini yaptırsa. İşte keşke dedem böyle olmasa, koltuk şöyle giyinmese, koltuk takımı değişse, bilmem ne olsa. Erkekte bir şey vardır, ona hep özenirim. Biz buyuz abi, biz buyuz. Benim babam öyleydi falan. Aynen. Abi sinirle hep o soğan kırılır yıllardır. Hatal bıçakla onu yiyordur ama sana bir şey yapacağım, onu kırar be. Onu gösterir sen sana. Sen öyle bir bölünmüş bir soğan görürsün ki etkilenir, evlenirsin onunla. Yani öyle bir kere de o soğanı böyle bölebilecek adam biraz olursun affedersin. Ben sinirlensem bir konudan konuya. Bana sen bir tane yapıştırıyor musun? Yapıştır sana şöyle bir tane fesiye. Kızlarda bu durum bu daha fazla yavaş yavaş şeye döner. Sonra adam birine aşık olur. O soğanı kırar. Ben seviyorum. Siz sevmeyebilirsiniz, anlamayabilirsiniz der. Evi terk eder ama kız o utandığı aileye ömrü boyunca bakar. Doğru ya. Gider, eder, onları özler, benim gibi filmini yazar falan filan gibi bir durum var aslında. Kızı da biz öyle bir karakter yaptık. O kız yani da sen biraz misin? Aileden. Hayır, o kız ben değilim. O değil. Ben en utanılacak olan gerideki bir tipi oynuyorum tabii ki. Nasıl gerideki bir derken başrolcüsün ama. Büyük anne. Ya sen büyük anne ben, değilsin. Yok, ölen büyük annenin kızıyım işte. Ölen büyük annenin kızısın. Evet, büyük hala. Büyük hala. Ve bu şey yani çocukken evlendirilmiş, Hollanda'ya gitmiş. Doğru bir karakter. Yakasında uyurken bile Türk bayrağı rozeti var. Hollanda'ya gelin gönderilmiş. Hollanda'dayken bizim Türkiye'miz, Türkiye'deyken bizim Hollanda'da. Çünkü artık tabii yani bir yer bizim ama orada bir yer var uzakta yani. Neredeysem oralıyım. Bir neredeyse CHP oralıyım. Kadın Kolları Başkanı style bir tip mi yani? Yani şöyle zorla kendini vakalaştıran bir cüneyt tavrı var yani. Anladın mı? Bir şey var yani. Hiç homoseksüel olmayan
olmayan birine illa gay muamelesi yapıp bunun ne kadar normal olduğunu dayatmaya çalışan bir zoraki Hollandalı var yani kadında. Ay anladım. Çok merak ettim bu arada. Çok iyi anladım. Yani istemeyenin de artık gerçekten soğutan bir tarafı var yani. O yüzden biraz böyle bu taraftan baskıcı, başka bir yerden baskıcı olan bir karakter oynuyor. Ve tabii ki bu tarz yaşlarda Vasfiye'de de yapmaktan çok hoşlandığım. Yani senaryoda da görmekten ama zaten karakter oluşumunda hep konuştuğumuz bir şey. Özlü sözler, iğneli maniler. Biz çok seviyoruz. Aynen buna geline? Anadolu, tabii yani Anadolu eskiler dedin mi? Tabii ki bu şeyler yani. Tabii illa olacak o. Tabii. Özellikle benim rol modelim hep Münire Hanım olmuştu. Vizyona tarih neydi? Vizyon tarihi filmin. 22 yani, Aralık'ta. Biz bunu ne zaman yayınlıyoruz? Muhtemelen ya Cuma günü girmiş olacak vizyona ya da bu Cuma girecek. İşte sinemalarda görürsünüz zaten. Bir zahmet gidin. Herkes seyredecek. Biz galasına gitmeye şansına dahil olduğumuz için sinemaya da bir kere biletimizi de alıp kendimiz gideriz. Neden? Biz de ilk defa şöyle bir şey yaptık. Daha sen bekledim. İzledin mi full filmi bitti her şeyini? Gelen herkesten bunu alacağız demiş. Yine herkesten 200 lira. Biz de davet edip şöyle bir şey yapalım. Mısır'ı alacağız sadece falan. Hayır ya sadece basın gösterimi falan dedik. Ay inşallah yenir ya. Ben Mısır, sen şey misin Mısır'ı yenen? Çok sinirleniyorum. Ben de çok sinirleniyorum. Sinemada Mısır'ı yemek yasak. Büyük kavgalar çıkarmışlar. Ne kadar kalabalık gözüküyoruz. Aynen bunu ne oluyor? Abi inanılmaz. Ve bir şey söyleyeyim mi size? Yani ben o kadar kötü bir sinema insanıyım ki. Çatır çutur musun? Çatır çutur ve hani banlamaya gelmiş gibi yani sinemaya anladım o filmi. Ay siz benim şeyi biliyor musunuz? Ne? E.T. izlemeye gidip. Şeyde Zorlu'da. Tekrar şey yapılan eğitim. Aynen. Gittim. Filmi mi yoksa şey filmi mi? Izlemeye film izlemeye sinemada. Gittim. Sonra tam böyle işte ara oldu filmde. Ara bitmek üzere çişim geldi. Dedim ki ulan gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Şöyle bir an yaşadım bak hemen yapmak istiyorum. Bak şimdi sinema perdesinin oradan ve bir işaret gördüm. Hiç gerizekalı Gonca çıkış hep senden daha beri de olur. Şöyle bir kafanı çevir duygusu yok bende. Sanki o Süreyya Rex falan hiç gezmemişim gibi. İleri ve perdenin oraya baktım. Çünkü biz genelde perdenin oraya işeriz diye. Bir beyin bana ilgiden sonra öyle geldi. İşte sinemanın beni çekti tam yani. Ondan sonra ben o çıkışa girdim. Meğersem orası çalışanların sisteme küfür ettiği falan bir depoymuş yani. Anladın mı sigara içtikleri? Ben oraya girdim. Kapı kapandı ama sadece anahtarla açılan bir yermiş. Filmin ikinci yarısı boyunca benim çığlık tekmelerimden ayaklarım morardı. Ben sadece küçücük bir depoda neden orada durdun depoda? Uzun süre kaldın mı? Kapının geri açma şeyi yok anahtarla. Personel olduğu için. Ha, böyle kapalı da şey yaparsan açılmaz da diğer sen. Okey tamam ya. Ben orada zaten filmde olan bir sadece o ekle devam eden sen elimi hee diye bağıranın devamıyım ben. Onlar sanıyor ki kapı sesi devam ediyor film boyunca. Peki sonra kaç? Ne kadar bu sonra? Sonra seyirci çoğaldı tabii filme bu kapı sesi. Merak duygusu artınca filmde. Filmden geliyor zannettim. Film bitince beni duydular. Şaka yapıyorsun. Yazılar aktı. Artık set işçileri kapıyı kim tuttu falan onlar akıyor. Sponsorlar çıktı. İşte bilmem kimin ayakkabısı da şuradan falan diye. Ben hala kapıyorum. Şuramda şey mi hissettiler? Mosmor olduğunu biliyorum. Bak yemin ediyorum. 4DX falan mı zannettiler filmi sinemada? Hani bir yerde böyle bir efekt geliyordu. Tek başına mıydın? Tek başımaydım. Seni Allah yanında bir arkadaş olsaydı sen Gonca nerede diye yanına gelir telefon yapar, kontrol ederdi seni. Yok çekmiyorum. Telefon da çekmiyor. Yok çişe gidip geleceğim. Her şeyim orada. Bir de. Sonra bir adam geldi. Hiç horlanmamış. Bu çığlıkla. Aa bir dakika telefonum yanımda çünkü. Tabii ki telefonum yanımda. %1 şarjım var. Ay. Ve de. Kimi aradım? Kimi? Ölüm olsa telefonumu açar. Asla siz gibi değil organizasyon. Mesaj yolladım da sana gelmemiş Gonca'cığım tabii. Neyse. Oraya da geçeceğiz. Oraya da geçeceğiz. Ali Biçim'i aradım. Ay, en aramayacak kişiyi aramışsın. Ali Biçim'in aklı bir hava... Ne? Ali Biçim'i... Ama siz onu şöhretten sonra tanıdınız ya. Ben çok eski bir yerden geliyorum. Aynı yani... size onu ilişkim gibi. Ben bütün bu şöhretinizin arasında kaldım. Herkes telefonu açıyor. Ali'yi boklamak için söylemedim anneciğim bu arada. Yani kim bilir ne yapıyordur Ali. Kusma. Helal ne oldu helal. Allah aşkına. Ali %1 aradım. Ay eski Yeşilçam oldu. 78 kediye bakalım. Götürdüm ekranı diyemiyorum diye. Sen Moda'dan denize de girersin yakından. Bana hiçbir şey olmuyor diye. Tabii son bercerlerini de Letgo'dan sattı ve girdi demeyin, diye. Demeyin demeyin. Olur mu ben ona bakarım. Tabii buradan ya
ilgili. Yok canım, Fizi'nin bir sürü tuvaleti, bilmem ne, klozeti, her yeri ayrı, mimar sponsor. Fizi'de bir yer var, bir gece konduyor. Hiç öyle bir şey yok. Çok memnun kaldığım için paylaştım. Keşke gerçekten sponsor olsaydı. Boşu keşke boşuna takip almışız desen. Keşke sponsor. Şaka yapıyorum. Bu saatten sonra girdiler şimdi. Bak, ikinci tuvaletinde sen gör onları. Tabii. Yok ikinci tuvaletimde bu arada. 1+1 ev. Aa, ama düşünmeleri yeter. Sen ne ev varsa ev varsa. Yani bir de ev şeyi falan varsa, hani böyle bizi seven var ya öyle hikayeler. Seni ha çok seviyorum. Al bu evi senin için yapayım. Nerede bizde o popstarlık ya? Doğru dedin. Yani öyle bir şey yok. Makyajını yapamadığımızın farkında mısın? Bize ev verseler 5 gün karşılığını isterler. Tabii. 5 gün olsa iyi. 5 gün veririm. 5 gün karşılığı, 5 gün karşılığı. Ben 15 gün olsam. Anne o diye gayırsın. Ali'yi aradım bir dakika. Ali dedim, böyle yaptım. Ali, E.T. filmindeyim. Salon 3 atıyorum şu anda neyse. Kaset bitti mi? Bir şey mi bitti? Yok, ha, sorun yok. Tamam, tamam. Bu set arkasına da bayılırım. Böyle hareketler olur. Ne oluyor dersime bak. Hiç devam, şey devam, devam. Hiçbir şey benim olmadığı yerde neden mahvetti şamanik bir büyü gerçekleşiyor o zaman? Neden o ölü buraya çağrılıyor yani böyle? Hiçbir şey yok. Abi, Ali'yi aradım. Çekinmeni. Ondan sonra dedim ki Ali, salon 3 ben kaldım, bilmem ne yaptı. Hiç merak etme. Ali'nin siz bir sorumluluk aldığı ses tonunu bilir misiniz? İşte o ses tonunu da ben bilirim. Arayacağım Ali bir gün. Derhal danışmanlığı arıyorum dedi ve ben dedim ki herhalde sarhoş, dalga geçtiğimi düşünüyor, dalga geçiyor. Arkadaşlar, Ali bir çözdü durumu. Gerçekten telefonumun mi ya? Telefonumun şarjı bitti. Zorlu artık inşaat işçileriyle beraber onu orayı ilk yapan insanlar falan geldi yani. Ahmet Bey de orada, Ahmet Bey de orada. Bu nasıl bir mimari? Ben hemen kızışımı değiştirdim sanki estetiğime böyle şey yapmıyormuş gibi. Çocuklar şöyle bir an yaşadık. Bak şurası benim sisteme karşı çıktığım yer. Perde arkası. Şurası çıkış. Şuradan bir adam geldi. Dedi ki buradan çıkabilirsiniz Gonca'nım dedi. Varmış yani bir de ve çıkış. Ben o CHP'li teyzeler gibi kendi teorisine yenik düşme siniriyle yazsa ben öyle yapamıyorum falan. Gözümün akışı şurada bana bakarak böyle gittim, biliyor musunuz? İnanılmaz bir şeydi. O yüzden bu benim sinemaya ara verdiğim bir dönemdi. En önemli. Bir, o eyeliner hırsı mıydı? İki dakika dur, şey geliyoruz. Suratına bir bak. Wow. Bir şey söyleyeceğim. Kız şey bayağı. İrem Derici. İrem Derici çıktı çıktı. İrem Derici çıktı. İrem Derici. Çık seçkinin içinden. Nasıl dönüyor musunuz? Abi inanılmaz güzel oldu. Annelik sana ekstra da bir güzellik katmış diyebilir miyiz peki? Buradan da anneliğe biraz bağlamak ama biraz istiyorum. Da estetikler biraz de anneyim var. Yani benim gibi sen tam mesela liposuction'dan bir hafta sonra hamile kalan, hani çok ender gözlü gerçekten mi? Gerçekten mi? Liposuction yaptığından bir hafta sonra hamile mi kaldın? Hayır yani bir 5 ay sonra. Yani tam oturduğunda işte liposuction tam oturduğunda. Hamilesin. Farkında mısın? Hiç bilmiyormuş gibi bu kız bunu. Ve yani bu kusmalar musmalar bitti. Hı hı, ondan sonra şimdi keyifli zamanı geliyor bence. Beşinci aydayım. Aynen öyle. Kız olduğunu da açıkladın. Kız, aynen. Pardon. Kes. Bittim korkudan. Çünkü böyle bir... Ama sinek vardı gördün. Evet. Ne yaptım bilmiyorum. Böyle sinekli bakkal yanlış biliyor zaten yorumlarda. Sinek mi kaldı hala? Biri öldü herhalde. Ama o sinek burada dolaştığına göre. Ya da sıçtınız. İkisinden yok, bir tanesi dermiş. Cenazemize hoş geldin filmine bir atıfta göndermek için biraz sinek çağırdım. Niye, ölüye mi konuyorlar? Tabii sinek öyle olur ya. Ay, Sermet Erkin'den nerelere geldi? Bak görüyor musun? Neyse. Ne konuşuyorduk? Amirelik 5. ay. Amirelik 5. ay. Aşer Mener başladı mı? Hiç oldu başladı mu ya da? Başladı deli dana şeylere. Hmm, mesela turşuyla sen de Oreo yiyor musun Beyoncé gibi? Hayır, limonlu ne yapıyorum? Oreo. Turşu ve Oreo. Oreo ne? Beyoncé öyleymiş şeye. Blue Ivy. Oreo ne ama? Oreo. Bisküvi kız. Bisküvi aşkım Oreo. Hiç bilmem. Nasıl? Oreo falan ben anlamıyorum. Oreo aşkım işte. Bisküvi tatlı hiç hayatımda yediğimi gördünüz mü? Ama yani varsa arkadaşlar. Bir şeydir yani. Bana bir... tavuk göğsünü ben bildiğiniz etli yemek zanneden bir insanım yani. Tatlı ilerlen yok mu hiç? Hiçbir zaman olmadı. Aa. Hiç böyle çok sit
Niye o kadar şaşırdın? Tatlı. Nasıl olmaz tatlıyı? Sen bana demedin mi abla? Tatlıyı ben söylüyorum. Hala açık açık ona bakıyorum ya. Gerçekten. Yemin ediyorum Gonca. Ya benim için mesela evet sen çok iyi bir oyuncusun, çok iyi bir insansın falan. Çünkü sevdiğimiz bir arkadaşımızsın falan ama oradaki performansın senin o kadar dev ki. Yani çok kısa bir Feray, saniye içerisinde. Feray ne oluyor Feray? Hani... Geçen gün de Eser'e gittik Eser'cime yenenlere. Aynı yine Seda Sayan'andık. Yine bu taklidi aldık kaç sene önce ve ben... Öyle ama enişesi yok. Ama enişesi bir şeysi. Sen bana demedin mi? Abi. Ya. Ya çok kral hatun. Ama biz onun hayranı olduğumuz için bence. Tabii ki öyle. O da gerçekten eğleniyor. Çok seviyoruz ki. Hamileliği ben bu kadar hızlı geçiştirmek istemiyordum. Tabii ki çok pardon ben konuşmuyorum. Yani hamileliği evet hızlı geçiriyoruz. Daha doğrusu... Aşermeler başladı. Siyah havuç, pancar, limonlu. Ondan sonra 1 kiloya yakın mandalina her gün. Hiç öyle turşu murşu şeyim olmadı. Afiyet şeker olsun. Peki çocuk için isim düşündünüz mü? Çok merak ediyorum. Kız ismi. Ya ben bunu bir yerde anlattım ama yine anlatayım. Ha öyle mi? Ben Ahenk düşündüm. Ahenk. Ahenk düşündüm ve bir anda bir ay sonra ben şey hayal etmeye başladım. Çocuk olmaktan çıkıp 40 yaşında müze gezen böyle bir insan olmaya başladı gözümün önünde. Böyle eski İstanbul kadın tanımlarıyla falan filan. Hiç hoş değil. Ben Fahri Ünsal Hanım'ın eserlerini de bilirim. Hiç öyle değil falan diyen bir çocuk. Ahenk Hanım. Sonra bir kız arkadaşım geldi böyle yaptı bunu dinledi. Kızım dedi bu çocuk dedi 50 yaşında dedi böyle müzayedeler bilmem neler falan gezmeyecek. Bu çocuk 50 kere dedi yapma dediğin şeyi yapacak. Elleme dediğin şeyi elleyecek dedi. O zaman ahenk evin içinde dedi. Hapşuruk gibi mi dolaşacaksın biraz dedi. Biraz zor ya. Ahenk diye böyle ahenk. Olmaz. İki şeker vereyim sana. Sus şu an. Al eline kuponu aran al kuponu hadi. Yine ilk videodaki aynı. Yani. Girdabın içindeyiz. Olsun. Orada da vardı. Ben bu nal kuponu demiş olmam lazım orada. Belki nal kupon yoktu da başka bir bu şey vardı. Bu kişneme asla boşa gitmez bende. Nasıl bir tükürdüm ben? Ama ne? Allah aşkına. Aa diyorlar gitti. Ne diyorduk? İdare ettikçe sinirim bozuluyor. Bazen ben böyle kepaze bir şey yapıyorum ve Feze hemen herkes yapar. Herkes yapar. Utanma ne olur. Hayır ben bu video nasıl çıkacak diye merak ediyorum. Acaba gizliden gizliye utanmayı mı öğretiyor bana diye çok... Hayır ben bu video nasıl acaba şey yapar diye bekliyordum. Hepsi çöp bu programın çünkü buradan buraya. Bir daha yani baştan alıyoruz. Yani bir şey söyleyeceğim. Çeyiz sarkmış yani. Ne o ya tüy var. İplik tüy kalmış şey ya atkımın tüyü. Amsterdam'dan bir atkı aldım. Hala tüyleri peşimde. Ay ne kadar büyük dertler. Amsterdam'dan atkı almış da tüyü kalmış sakalında. Van Gogh'un kulakları çınlasın daha... yemin ediyorum ki kesmiş de onu da ben bir anda. Eyvah. Allah ay, anne o. Peki sonuç olarak Ahenk'ten vazgeçip başka bir isim buldun mu? Şu anda ben varsa fikirleri açayım ama Asya hoşuma gidiyor. Asya güzel bir isim. Ben de seviyorum. Evrensel de yurt dışına falan çıkınca da işi kolay da olur. Asya. Yani olabilir. Peki nasıl Zafer'in olabilir? Rengi diye bir film daha var. Peki o vizyonda mı yoksa daha girmedi o? Şubat ayında o. Şubat'ta o. Ha. Bu arada üst üste iki film çıkacak arayla yani. İki arayla iki geğirdim, tane. İçimde geğirdiğimi hissediyorum. İyi bak. Misin? Evet. Okay. Kızım ben de gaz yaptım. Sen onu bunu boş ver de şu Edis'li filmden ben biraz konuşmak istiyorum. Alya mıydı neydi? Aa evet sen Edis'li kaç yıl önce çekiyordun o filmi? Ya soruyu böyle sormayı istedim. Bu oldu. Yok onun içince bir daha öksürüyorum. Başka bir su verelim. Soda. O markayla ilgili bir sorunum var yoksa içmeyeceğim. O film şu an vizyonda ve o film çok eskiden çekilmiş falan bir film mi? O film yani filmin hikayesi biraz... Hatırlıyor musun mesela? Eski çekildi o. Değil mi? 2-3 sene. Evet. 3 sene. 4-3 sene. Sıcak kafadan daha öncedir bence o. Tabii ki daha önce. Değil mi? Tabii ki daha önce. Ama hatırlamaya çalışıyorum zamanında. Boş ver. Yani hiç boş boşuna böyle merak kafanı şey yapma yani. Merak. Biz sadece o filmde ne dönüyor? Ne döndü? Ne oldu o filmde? Onu çok merak ediyoruz. Candi'yi film zamanı tanıdım ben. Filmin yapımcısı. Aynı zamanda başrol oyuncusu. Edis'le beraber. Aslında o başta bir dizi projesi olarak başlamıştı. Biz öyle görüşmüştük. Hatta ben orada konuk gibi bir şeydim. Güzel bir hikayesi vardı onun. Yani koca bir dizi bölümler senaryo. Bir anda hani filme bir anda mi dönüştü? Böyle dönüştü çünkü Can de zaten Amerika'da yaşıyor. Yapımcılığını orada yapıyor. Başka projeler falan yapıyor. Bu geçen seneler içerisinde orada başka projeler yapmaya başladı. Ve biz kontağımız kesildi ama birbirimizi çok seviyoruz. Hı-hı. Zaten Edis bayılıyoruz Hı-hı. falan. Fakat hikaye nereye evrildi ne oldu bilmiyordum. Sonra bir gün Hande aradı önce galiba. Hande aradı zaman aynen. Evet sonra zaten Can de gelmişti orada. Dedi ki biz bunu hani film haline getirdik. Bu çok
olur. Bir tane daha böyle oynadığım bir şey benim film oldu falan. Yani bu muhteşem kurgucular bunu verirsin ve hakikaten edebiyattaki ştrih denilen mekanizma gibi kısaltır eder. Yeni bir kurguyla yeni bir şey yaratır yani. Onlar da onu film haline getirdiler ve ben çok önceden bir defa seyrettim. Daha şu anda Ankara, İstanbul kendi filmimi koşturması oturup seyredemedim yani. Yani doğuma 4 ay kaldı. Böyle işle ilgili kendine bir pause yaptığın bir durumda mısın? Yoksa hala çalışıyor musun? Vallahi bu yazmak meselesi benim hoşuma gitti. Yani yazmanın hamiliyetle bir alakası da yok tabii. Aynen öyle. Ben yazacağımı yazdım zaten falan. Daha da gerisini de oturup izleyin. Daha da gerisini yapacağım. Hiç böyle bir şey değil de yani böyle bir korkarak tabii daha bunları söylüyorum böyle. Şu anda daha şeyin dediğim. Belki 5 sene sonra programda artık siz hangi şatoda olursunuz bilmiyorum. Işıklar felaket pahalı belli ki çünkü ama çok. Yani böyle bir 5 sene sonra isterim tabii 2 tane daha iş yazmış olmak. Yaparsın bence sen. Yani 45-50'de sendeki bir tane çekmiş olmak mesela falan. Güzel olur. Güzel olabilir. Sendeki yani anılarla zaten sen değil 2 tane 3 tane yani 50 tane film çekersin. Şimdi şöyle bence bir şey düşünüyorum çünkü oyuncu olarak yani bazı dizileri seyrediyorum çok kıskanıyorum sonra böyle diyorum. Ya şimdi ben bunu niye kıskandım? Yani belki çünkü 17 yaşından beri hep göz önünde iş yapmaktan bazen bir sene çalışmadığı zaman şarkı söylemek de öyle ya. Hani o ilgiye bir şeye ihtiyaç duyuyorsun. Güruh ilgisine ihtiyaç duyuyorsun. Orada hemen diyorum ki aa tamam konu senin başarın değil. Sana bir kompleks geldi. Şimdi kapat telefonu Goncacığım televizyonu biz bir konuşalım seninle oluyorum. Yani orada hemen kendimi yakalıyorum ya yani. Aa kıskandım. Kıskandıysan bir şey eksik. Eksikse bir şey tamamlanmak istediği için eksik. Otur o zaman onu tamamla. Peki yani şarkı, o zaman film yaz. O zaman bilmem ne yaz. Şarkı durumlarını sanki bir tekrar bir cover yapmak istiyorum gibi bir açıklama olmuş da. Var şimdi bir var YouTube kanalı bir açıyorum. Öyle mi? İrem Derici falan. Abi evet orada biraz böyle gerçekçi yani kendim gibi olabileyim neye özeniyorsam hayatım sadece neresinde müzik gerçek değil yani. Yok ama müzikte yapacağım bir şey olur. İçinde olur çok tabii da güzel olur ki. Aynen. Yani bizde bir konuk alır mısın bir bölüm? Ay nasıl almam ya. Vallahi alır mısın? Vallahi edebinizle adabınızla alalım. Biz daha sana ne yapalım yani vallahi. Çünkü bir şey söyleyeceğim sizler yüzünden şöyle bir şey geldi başıma. Tamam biz biliyoruz memlekette bir sürü şeyi ifade ederken çok fazla sansür var. Hani Allah aşkına yani iki kişi birbirine aşık ama o daha önce senin yengenle birlikte olmuş. Yenge yani ev birbirine girmiş ve zar zor çekerek ayırmışlar yani. Ama biz her şeyi açmışsın. Tabii onu bilir tabii evet. Bilmem çok doğru söyledin. Yani ve devamlı şöyle yönetmenler var işte o orada bize kaldığın bardağını öyle bir kaldırır ki sen orada o kadını öyle hissettin. Böyle bir şey yani anladın mı? Ben bir süre yıllarca oyunculuğu böyle bir şey zannettim. Yani ben onu öyle bir kaldırırım ki. Ve hepimiz şizofrenleştik yani. Ama öyle bir öyle bir kaldırırım. Hani böyle bunu bana prova ettiren sistemin Allah belasını versin. Doğru. Yani böyle bir şey istemiyorum ben diye. Sonra Allah'tan dijitaller çıktı vesaire doğru çıktı. Ve ulusal kanallarda da yok ya buna bakmasa da olur yani. Biz onu başka türlü anlatırız diye bizi ferahlatan yönetmenler geldi. Mesela Neslihan Yeşilyurt öyle bir kadın yani. Hmm. Bütün ailenin dramını bir bardak kaldırıştı. Aramayan çok şükür yönetmenlerden biri. O yüzden de çok iyi diziler yönetiyor o kadın. Mesela onlarla çalışmak için beklerken bu vizyondaki insanlar da bana diyor ki kızım sen niye yazmıyorsun? Kızım sen manyak mısın? Sonra ben dedim ki Allah Allah benim bunu öğrenmekle ilgili bir misyonum var. İçinden sağlıklı bir şekilde çıkarım bir şey beceririm becermem. Ama ben tamam abicim bunu yazıyorum yapmak falan. Zorundayım. Yapmak zorundayım yani. Çünkü bunu böyle 50 kere kötüleyerek bu iş olmaz. Çünkü birisi der ki çık iyisini yap. Öyle mi? Aynen. Tamam abicim yapıyorum çok o zaman. Çok biliyorsan aynen yap durumu çok yani. Çok biliyorsan bu komedi filmini ben mesela öyle yaptım. Küfürsüz ve şivesiz bir şeye gülebilir miyiz? Hiç küfür yok mu? Hemen hemen. Etsem bir ben ediyorum falan aynen, herhalde yani. Çok yani abartılmış. O da artık şey bir yerinde olduğu için yani anladın mı? Şimdi Can Yücel'in hayatını çeksek küfürsüz nasıl anlatacağız? Doğru yani, yapamazsın. Nasıl yapacaksın onu? Yani iki saatlik filmi ulusalda nasıl yayınlayacağız? Sadece bir bip sesi duyacağız ve iki saat boyunca hani doğru onu dinlemiş olacağız. Ama otopark sinemada da ayakta alkışlayacağız. Gibi gibi. Gibi gibi. Peki mesela şu an zaten kendinin en iyi versiyonunu gösterdiğini düşünüyoruz biz evet senin. Ve son bir adımın daha kaldığını düşünüyor musun? Yani bir de şu ya bir de şöyle bir şey. Atıyorum oyunculuk işte annelik geliyor şu anda vesaire vesaire. Bir tane daha ya bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Film yazdım yani falan. Yani şu anda yırtındığım bir iki tane hikaye var. Ama böyle art house yani hakikaten sanat ne güzel bir şey olur. Yazdığım bir hikayeyi o kadar festival filmi izleyen kaçırmayan biri olarak gidip görsem, yollayabilsem, emin olsam, arkasına dursam şu festivale gidiyorum filmim için desem. Ya hayat bir oyunculuk için önemli bir şey zaten bence. Yani. Doğru, onun doğru dışında
sevdiklerinde evde film izleyip kakara kekili yapma. Benim için mesela en top kariyer şeylerinden bile daha yüksek. Siz öylesiniz değil mi? Bizim için de maalesef değil. Ev, abi, köpek, arkadaş. Bugün onu diyorum seçkine. Yani hani birimizden biri artık hangisi daha önce olur? Yani ben bir istediğim standartta bir şey yaptığımda ya seçkin siz mesela şeyi düşünemiyorum. Yani evse sallıyorum, bir şeyse, yurt dışıysa, oysa buysa aklıma ilk şey geliyor. Hani ilk önce onun odası, bilmem ne sağ köşede bir şeyde şeyden olur. Bahsediyoruz yani. İlk hani önce beraber, en istediğimiz standarda kavuşursa zaten devamı o standartta devam olacak ve evde olacağız. Ve istediğimiz o gibi evde gibi yapılacak. Arkadaşımız da oraya gelecek, sevdiğimiz de oraya gelecek. Yani o evin içerisinde bir komüniteyi oluşturacağız biz ama herkesin de kendi alanında olacak ya aynı zamanda. Ben de öyleyim ya. Benim için de sadece akşam hep beraber işte ekranımızda Netflix'imi seyredelim ama canı sıkıldığı zaman desin ki ben gidiyorum abi odaya, yalnız kalacağım birazcık desin gibi. Mesela şimdi Levent'le konuşuyoruz mesela, işten geliyor bir şey oluyor falan. Ankara'da böyle konuşuyoruz. Akşam yemeklerinde bir saat yemek konuşabiliyoruz. Bak kral bir muhabbet. Ne kadar güzel. Kıymayı aldın mı bilmem ne, markete gidiyoruz falan filan. Şöyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız? Biri gelip bana ben sizi nereden tanıyorum deyince bütün o yemeğin içine sıçılıyor gibi geliyor. Hmm. O kadar ona aile hala başka bir şey çünkü yani. Tabii siz Gonca Hanım falan. Hayır, o şeyden değil mesela. Tanıyamamıştım. Ha. Tanısa Gonca Hanım severek izliyor. Yani Gonca Hanım seferi olup olmadığını aileyi, sana soruyor yani. Evet, aile aileyi öyle bir koruma şeyim var ki. Yani aile başka. Pazar günleri ben mesela magazinde dedim ya, bir gün o haber oldu. Ha, evet. Pazar günleri ben ünlü bile değilim dedim. Pazar günü beni çekmeyin. Pazar günü herkes ailesiyle olur. Ünlü bile olmaz. Öyle bir şey yok ama yani. Ama işte siz kamuya mal olmuşsun. Çok teşekkür ederiz. Harika bir fark günü falan yapamam ben yani. İmkansız. Çocuklar eğleniyor, biz eğleniyoruz falan. Şahane bir pazar günü falan. Tamam, ben onu yaparken ve kendimi çakasım geliyor. Peki benim aklıma İmkansız. Benim çocuklar ne olur falan. Benim aklıma bir soru geldi. Bakıcı mı olacak, sen mi bakacaksın? Var mı böyle bir yardım falan alacak mısın, çekmişsin? Ya yardım alırım yani, yani bilmediğimi şey yaparım. Yani ben anne dizisinde oynarken kafayı çok taktığım için tabii ki gidip böyle hemşire... Ya çocukla iletişim kurma dizisi çekiyorsun. Çocuğuna iyi bakmayan biri bile olsa çocuğunu iyi tutmuş ki çocuğun kafası hala ayakta yerinde duruyor. Tabii. Yani gidip o yüzden bir bebek tutmayı öğrendim. Hiç o dönem Beren bebek falan değildi yani. Tabii. Anne dizisinde yani küçücüktü ama bunu nasıl tuttun? Nasıl bilmem ne yaptın? Ne diziydi be? Böyle bir nasıl bir şey yaptın diye hemen böyle hastanede, zaten çok hemşire arkadaşım var liseden de benim. Tık 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 öğrettiler. Abi sonra ben bir sevdim o bebek tutma. Ve bir doğuruyor mesela. Gidip inadına kıçının altındaki bezi düzeltecek ya, ben düzelteyim canım falan bilmem ne yapıyorum. Bebeğim, ay Gonca ne güzel tutuyorsun bebeği falan. Dedim ki tamam, bu işi çözdün sen yani. Fakat Deniz diye arkadaşım var, yani bayıldığım bir ressam. Deniz doğum yaptıktan sonra, bu kadar doğumdan sonra da bir arkadaşımın yanında durdum. Bak Fezi, bu çok başka bir şey yani. Doğumdan genelde sonra... Genelde yeni doğum yapan kadının yanında çok fazla arkadaşı kalmaz ya. Hani... Evet. Bozulmasın dostluklar. Evet, evet, aynen öyle. Ama doğru bir şey. Ama kaldım çünkü o dünyayı görmüyor o anda zaten. Çünkü iki saat uyu, kalk, emzir, çok tekrardan zor, gazı şeyi. O sen üç saat sonra o çocuk uyanacak. O sırada tekrardan sen uyuman lazım. Bir zaten lazım. Bir buçuk saattir gaz çıkarmaya çalışmışsın falan. O yanında biri lazım abi. Peki hani, o zaman ben bir de bir tane burada olmayan bir soru soracağım. Seni hayatta en fazla ne delirtiyor Gonca? Sözümün kesilmesi. Hmm. Abi çok kötü, hiç asım geliyor yani hani şöyle bir şey. Bizden ben bahsetmiyorsun şimdi, değil mi? Hayır. Heh, öyle tamam, bir söz okay kesme değil. Çünkü onu yerinde ben de yaparım yani şu. Şimdi gergin bir şey anlatıyorum. İşte ben gittim adama böyle dedim. Yani siz dedim neden bana bunu geri para üstünü böyle verdiniz? Ben size bu kadar vermedim. Ne kadar vermiş peki? Ay, bu insanlar ne acayip ya. Ben o sırada bekliyorum. Şey dönüyorum sonra ailemle ilgili bir şey anlatıyorum. Ondan sonra öyle dedi. Annem de bana dedi ki Allah Allah. Ya anne senin şeyde değil miydi? Akbük'te. Ne alaka değil mi? Döndü yani. Hayır. Döndü ve ben bütün öfkemi kaybettim şu anda. Yani konuyu... Devam edeyim yani, yani gibi bir şey var. O yüzden onu sevmiyorum. Sözü kestin, bir şey olursun. Sonuna bari bir özür eklersin yani, anladın mı? Doğru. Yani devam. Benim de algım gider mesela, ben konuşurken insanlar benim bir manyak olduğumu ve evde zar zor toparlandığımı düşünür. Çünkü konuşurken kendimden sıkılıp şöyle şeyler yaparım ben. Bunu izleyin göreceksiniz. Ondan sonra ölü ben.
Ondan sonra deyip tekrar alev alır o, biliyor musunuz? Sen oyuncu olmak yani, için doğmuşsun. Yemin yani, ediyorum yani. Ama bir şey diyeceğim, arada da sözlerin bir bölünmesi, biz de burada bir program yapıyoruz. Mesela ben araya girmek zorunda değilim. Bizden bahsetmiyor ama Gonca uzun uzun doğru konuşan bir kadındır. İnsanlar da karşılığında o sohbete dahil olmak istiyor da olabilirler. Yani doğru, bu da olabilir. Ama ben... Ama bir sabredin şey diyorsun. Sen ya demin anlattığın aptallık, o başka bir şey. Konu, yani ha, yeni konu sormak. Ondan bahsetmiyorum. Evet. Annen nerede bu arada falan. Dur annen... kötüleceğiz şimdi. Bir saat sonra ona. Annen evde değil mi falan. Evet, aynen öyle. Anladım. Oldu. Abi. Yani tabii ki o gerizekalı tamir şey mi yok? Devam, o kadar güzel anlattın ki. Arka arkaya soru yapıyorum. Hayır şimdi konu bu değil. Ben gerildim ya diyorum. Ha tabii canım, sen haklısın. Orada gerilmişsin yani. Ben çünkü anlamadın konuyu. Ben asıl sana hani diye. Hı? Evet, bunu yapanlar değil mi? Aynen de dedim. Ne oldu, bir soru var da bu soru... Bu beni delirtir mesela, bunu çözdük. Çok iyi anladım. Bunu çözdük. Çok iyi anladım. Sizin aklınıza... delirten nefesi mesela, en delirten. Ben hadsizlik olduğu... Spesifik yapalım onu, hadsizlik. Yani şöyle söyleyeyim sana, atıyorum işte yani... Alanıma girildiği zaman ben çok sinirleniyorum. Ne olursa olsun. Yani belli bir mesafe bırakmaya çalışıyorum ya ben hayatımda herkese karşı. Senin bütün herkesle var. En yakın arkadaşımda bile. Yani ben seçkine bile mesela çok canım kaynadığında bile gidip şey yapamıyorum ki. Sebebi şu. Ben aslında çok touchable bir adamım ama kimseye rahatsızlık vermeyeyim, şöyle yapmayayım, etmeyeyim falan diye bu kadar çok ince düşünürken insanların birdenbire böyle bam diye... Bir şeyleri bu kadar kolay anlatabilmesi, kolay paylaşabilmesi, gecenin saat işte 4'ünde mesaj atabilmesi mesela. Aa, mesela. Beni de delirtin. Pardon. Aa, pardon. Evet. En yakın arkadaştan bahsetmiyorum. Ben seçkine gece saat 4'te mesaj atacakken 10 kere düşünürüm. Çok acil bir şey değilse. Dedim ki 3 milyon dolar çıktı. Sallıyorum. Ya da ben hastaneye gittim. Bilmem ya. Çok önemli bir şey olması gerekiyor. Bir şey değilse de DM'dir onun mesajlaşma yeri de. Bu kadar basit. Mesela. Yani mesela şeyi anlamıyorum. Bir de şimdi gece 4'te mesaj atı. Aa, bildirimlerini kapamıyor musun var? Pardon. Ne olur atmasın ya. Ya sana manyak mısın evet, sen? Yani. Bunun gibi şeylerden bahsediyoruz. Bizde hep şey bu var yani. Sen, biz ahlakı şuradan anlatıyoruz yani. Sen bir ahlaksızlığa karşı... Gerekli hazırlığını yapmadın da bu başına geldi gibi, var bizde evet. Yani anladın doğru mı? Bildirimlerimi kapattım, bilmem ne yaptım, onu yaptım, ona rağmen deyince gece modunda değil misin? Sakine girmedin yani mi? Ben işte bunlardan şey yapıyorum. Gece işte, modunda seni arıyorum, seni arıyorum, neden cevap vermiyorsun diyor mesela. Üç kere yazdım ben sana, sen dönmedin bana. Sen karın mısın? Mesela. Kocam mısın? Sen benim anam mısın, babam mısın? Sen nasıl bana böyle bir şeyde yani şey sunabiliyorsun? Sen kimsin? Sen kimsin? Sana bir tavsiyem, yazık git o kocana sahip çık önce diye. Yani beni ama böyle şeyler delirtiyor. Ben şey, Fesicim çevrim içi gördüm de ondan sordum var. Evet. Ananın dilinden sor. Ama içine at. Ulan koca yani bu Freud bokuna mı okudu? İçine at, orada yani... bok gibi yer var. Bak abi çok küfe ama hamileyken olurmuş böyle. Tabii tabii gerginlik oluyor tabii. Ay, aşkım hormonlar hormonlar falan bilmem şu neler. Şu kadar için var, at oraya. Evet. Çevrim içi gördüm de belki açarsın dedim. Bilmem ne oldu. Bak ben sana ulaşamayıp bütün bu paranoyaları sessiz söylesem biri beni hastaneye kapatır. Bu arada bravo. Aynen öyle. Gece moduna da almamış falan. Bak bunları sessiz düşünün. Manyakça şeyler evet, bunlar. Aynen öyle. Kesinlikle. Evet. Bir de bu çok hakikaten artık çok kişisel bir şey ya. Evet. Yani benim alanıma gerçekten giriyorsun. Mesela telefonla aranmaktan hoşlanmadığımı söylüyorum ama insanlar bu... Bir anksiyetik bir durum yani. Evet, ben konuşuyorum. Aynen. Ben telefon çaldığını görünce benim nabzım çıkıyor. Evet. Bununla alakalı mesaj atabilirsin ama normal insan saatlerde. Hani Gonca mesela 12-15 senelik arkadaşımız ama ben hani Gonca gecenin bilmem kaçında aklıma bir mesaj atmak gider gelse bile ben, atmam ya. Ben gece hani... dışarı çıktılar. Evet. Benim farklı numaram ama artık şahin ötesi davetiye gelmedi. Anlatırım. Ne eğlence ve herkese yıllardır 15 senedir 22 öyle. 13 doğru, senedir gerçekten bitmeyen doğru dostluk. Haklısın ben canlarının içiyim ve çok evet seviyorum onları. Biz de aynı ve şekilde. Hakikaten yani çok seviyorum. Kim bir iki makyaja para bile ödemiş değil var. Yani gerçek. Hayır hiç öyle dostluk mosluk diye yapmadım. Profesyonelliği de bana... Ağzıma ede ede öğrettiler. Goncacığım öyle her şey. Beni çok güzel piyasaya sürdüler ve hepsi Santa Monica okyanusu gibi gelecek dalgalarda. Gerçekten söylüyorum, çağırmadılar ama ben ne yaptım? O küçük şeytan evlerine dönmelerini ve story atmalarını bekledim. Ne vakit ki? Bilmem kaç yıllık dostum hiç bitmedi. Her yerden kaldığı yerden güm bir story de ben araya. Küçücük kaymak gibi. Bu videoyu ikinize çekiyorum. Çünkü beni
kutlamanızı çağırmamışsınız. Beni hamileyim diye dans edemeyeceğim zannetmişsiniz. Beni ötekileştirdiniz. Ama işte bu kadar sevmemin sebebi gerçekten Gonca'nın. Orada hani beni çağırmadınız etmediniz falan. Bir kişisel bir şey olmadığını o kadar net biliyorsun ki. E tabii yaptığını yani. Zannediyorum. Bir de sen bizim gerçekten... Bak hep aynı şeyi söylüyorum. Ben hep Gonca Vulsatır cevabını verdim. En eğlendiğin videoda. Çünkü o video 2,5 saat çekmiştik ve sadece 38 dakika paylaşabildik ya. Hani öyle bir videoydu. 2,5 saat çektik. 38 dakika paylaştık. Çünkü ben abi eve gidince... Bir de o kadar tanıyorlar ki bir kere programı izlemiyorum. Kendi sansürlerini koyuyorlar. Evet, öyle de bir dostlar evet, yani. Ya gerçekten öyle. Bak bizim için gerçekten gelen konuk o kadar önemli ki. Evet. Hiçbir şekilde zor durumda kalsın istemiyoruz yani. Bu kadardı. Bu hafta konuğumuz kimdi? Ya bu hafta konuğumuz Gonca Vulsatır'ıydı. Geldiği için alkış alabiliyoruz Gonca ya. Annelik bu şey kadar yakışır. Sen mutlusun belli. Bir anne huşu haliyle geldim aşkım. Diye sen... mutsuz birincisi gibi bu oldu deme yani. Güzel geçti. Deli misin? Manyak mısın? Şahane. Aşkım yani. Bir de başka youtuberlar gibi. Ben onu şimdi böyle bir montajlarım ki zaten çok zor. Sen bir de o denir ya. Kendiliğin deli bir ön önce bir kendiliğin deli. Yani. Yani. Keşke bu videoyu mesela ben çok isterdim. Böyle 1,5 saat. Keşke canlı yayınlayabilsek ya böyle bir şeyde. Tabii. Ama işte canlı yayınlayınca da. Olmuyor. Yani zor biz yani. Aileden öyle gelmedik. Zor. Üçümüzün aile yapısı ortada. Biz çok, bizi ben, canlı yayına... Benim daha çatalımı gören yoktur. İşte yoktur, hep yani kapalı. Canlı yayında hep. Bunların olduğunu düşünün. Yani bunu mesela bir anda canlı yayında benim bunu gördüğümü mesela. Bu videoyu izlemek için sabah sayıyoruz gerçekten. İyi ki geldin ya. Çok evet. Teşekkür Gonca, ederim gerçekten. Ya. Gerçekten. Hem Ankara'dan geldin. Çocuklar, hem 5 aylık hamilesin. Özür dilerim size sözünü kestim. Bu hayatımıza girdi artık. Bir şey diyeceğim. Ve bana en çok söylenen sözünü gelin de siz sunun. Gelin de siz sunun. Ne yapayım? Kaç tane soru var? Kız burada taramalı gibi anlatıp duruyor. Araya girip sormam gerek. Sadece Gonca için demiyorum. Her konuk için. Herkes burada bir şeyler anlatıyor. Biz de bir şeyler sormuyor. Bak, onu makinesinde böyle tak kesmiş. Bak sana biraz da geçim salkımı sorularını atıyorum. Hadi. Samsat Döveci şarkının ilk patlarında. Elif'ciyim. Ne yapıyordun? Onur Özdemir. Ha. Çocuklar onun adını şey Özdemir nasıl doğdu çıktı? Hayatındaki en büyük pişmanlık. İş hayatında bir yaşadın mı? Yaşamadıysan. Bak beni görüyor musunuz? Kaç yıllık arkadaş demişken koy üstüne ya. Artık hep bunlar bak. Eskiden kalma. Bunlar eski. Efendim bir bize kaldığından sonra geldik. Önceki hafta yine aynı bir aynı saatte burada olacağız. Abone olmayı, yorum yapmayı, like bırakmayı unutmayın. Hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi bir avaz da Allah. Piano Jewelry sundu.